altında kaybedilişinin 27. yılında Abdullah Canan için adalet istiyoruz. Yargı erkinin bağımsız ve tarafsız olmaması, zorla kaybedilme dosyalarının etkin bir biçimde soruşturulup kovuşturulmasını, suça karışan kamu görevlilerinden hesap sorulmasını engelliyor. Hukukun ve yargının otoriter rejimin inşasının amaçları, araçları haline dönüşülmesi sonucunda Türkiye ağır bir adalet ve özgürlük krizi yaşıyor. 929. haftamızda bu kriz nedeniyle gözaltında alındığı, gözaltında işkenceyle öldürüldüğü, uluslararası mahkeme kayıtlarına geçtiği halde devletin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediği Abdullah Canan dosyasını bir kez daha kamuoyuna hatırlatıyoruz. 43 yaşındaki Abdullah Canan, Yüksekova'da yaşayan bir iş insanıydı. Bölgede yaygın bir biçimde işlenen ve ailesini de hedef alan ağır hak ihlalleri nedeniyle savcılığa başvurdu. 7 akrabası ile birlikte yaptıkları başvuruda Yüksekova Dağ Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Yurdakul, Canan ve şikayetçilerden iki kişiyi taburdaki makamına çağırdı. Onlardan kendisi hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmelerini istedi. Abdullah Canan şikayetlerinden vazgeçmeyeceğini söyleyince Binbaşı Yurdakul tarafından tanıklar önünde tehdit edildi. Bu olaydan birkaç gün sonra Abdullah Canan 17 Ocak 1996 sabahı Hakkari'ye gitmek üzere Yüksekova'daki evinden ayrıldı. Tanık beyanlarına göre Yüksekova-Van karayolunda askerler tarafından otomobili durdurularak gözaltına alındı. Askeri bir araçla Yüksekova Dağ Komando Taburu'na götürüldü. Ailesi yerel ve ulusal tüm makamlara başvurarak Canan'ın bulunmasını istedi. Ancak onun gözaltına alındığı inkar edildi. 21 Şubat 1996 günü Abdullah Canan'ın ağır işkence görmüş cansız bedeni köylüler tarafından bulundu. Canan yakın mesafeden atılan 7 kurşunla öldürülmüş, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olarak Yüksekova Esendere karayolundaki bir menfeze bırakılmıştı. Canan ailesi Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Abdullah Canan'ın öldürülmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle Binbaşı Yurdakul aleyhine suç duyurusunda bulundu. Yüksekova taburunda görev yapan itirafçı Kahraman Bilgiç savcıya verdiği ifadede Abdullah Canan'ın taburda işkenceyle sorgulandığını, tabur komutanı Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul'un talimatı ile bölük komutanı Yüzbaşı Nihat Yiğiter tarafından silahla öldürüldüğünü detaylarıyla anlattı. Albay Kamber Oğur, Yüksekova Savcılığına başvurarak gözaltına alındığı inkar edilen Abdullah Canan'ı Şubat 1996'da tabur karargahındaki revirde başı sarılı vaziyette gördüğünü söyledi. Kahraman Bilgiç, Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul, Yüzbaşı Nihat Yiğiter ve Üsteğmen Bülent Yetüt hakkında Diyarbakır DGM Savcılığınca soruşturma açıldı. Bu kişiler Abdullah Canan'ı tasarlayarak öldürmekle suçlandı. Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ailenin ve tanıkların iddiaları yeterli ve inandırıcı bulunmadı. 12 Kasım 1999 tarihinde sanıklar hakkında beraat kararı verildi. 2 Nisan 2001 tarihinde de Yargıtay 1. Ceza Dairesi beraat kararını onadı. Canan ailesi 1 Aralık 1997 tarihinde davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. AİHM 3. Dairesi aralarında askeri personelin de yer aldığı tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere Abdullah Canan'ın gözaltında öldürüldüğü mahkememizce saptanmıştır. Canan öldürülmeden önce ağır işkence görmüştür tespitinde bulundu. Türkiye'nin 3 iç hukuktaki yaklaşımını şaşkınlık verici olarak değerlendirip oy birliğiyle mahkumiyet kararı verdi. Gözaltında kaybedilişinin 27. yılında bir kez daha hatırlatıyoruz. Savcılık ifadelerinde, mahkeme tutanaklarında, TBMM Araştırma Komisyonu raporunda, Yargıtay Başsavcısının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda yaptığı itiraz yazısında, AİHM kararında Abdullah Canan'ı gözaltına alanlar,
İşkence ile katledilenlerin isimleri yazılı ve failleri bellidir. Devlet, Abdullah Canan'ın kaybedilmesindeki sorumluluğunu üstlenmeli, fail ve sorumlular üzerindeki koruma kalkanı kaldırılarak yeniden yargılanıp cezalandırılmaları sağlanmalıdır. Kaç yıl geçerse geçsin, Abdullah Canan için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 230 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. 17 Ocak 1996 tarihinde babamı gözaltına alıp katleden insanları öncelikle lanetliyorum. Babamın anısı ve 17 bin kayıp ailesinin anısı önünde kayıbın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Zaman aşımı uygulamasına son, adalet istiyoruz. Zorla kaybetme devlet gücünün en hesap vermez, en vahşi uygulamasıdır. Devlet gözaltına aldığı kişiye ne olduğunu gizler ve varlığını reddeder. Suçu görünmez kılmayı hedefleyen bu inkar aynı zamanda suçun cezasız kalmasıyla başlar. Kayıpların akıbetinin açıklanması, failin yargılanması sistem tarafından engellenir. Bu nedenle gözaltında kaybetme demek ağır insan hakları ihlallerine neden olan suçlarda etkin soruşturmayı yürütülmeyerek zaman aşımı devreye sokularak süreç cezasızlıkla sonlandırılmaktadır. Ciddi bir araştırma, etkin bir soruşturma yapmayan savcılar soruşturmaları zaman aşımına uğratmışlardır. Soruşturmalar zaman aşımına uğramıştır diyerek evrensel hukuka aykırı bir şekilde kapatmak istiyorlar. Devlet zamanınız doldu, kaybettiklerinizi unutun diyor. Kayıplarınızı unutmayacağız, adalet ve hukuk isteyeceğiz. Devleti yönetenlere sesleniyorum. İnsanlığa karşı suçların cezalandırılması devletler için uluslararası hukuktan kaynaklanan evrensel bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüklerinizi yerine getirin. Savcılara sesleniyorum. İnsanlık suçları için zaman aşımı uygulaması uluslararası hukukun ihlalidir. Uluslararası tahammüllere uyarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını referans alarak zaman aşımının insanlığa karşı suçlarda uygulanmayacağı kuralını uygulayın. Görevinizi yerine getirin. Yerine getirip etkin soruşturma yaparak cezasızlığa son verin. Hakikati açığa çıkartın. Zaman aşımı faydalı için gizli bir raftır. Zaman aşımı uygulamasından son adalet istiyorum.